Yaşım 63'e erdi. Ömrümü geçirdim gafil. Hakkın emrini tutmadım. Kendim ise kara cahil. Namaz, oruç hep kazada. Olunmaz cemale nail. Kötüye tabi oldum. İyilerden geçtim. Yazıklar olsun bana aşk kadehin içmeden. Çoluk çocuk haneden tamamen vazgeçmeden. Suç ve isyan düğümünü buradayken çözmeden. Şeytan galip gelince can verirken şaştım ben. Divan-ı Hikmet sohbetlerinden merhabalar sevgili seyirciler. Efendim Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Divan-ı Hikmet adlı eserini Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla beraber şerh etmeye, açmaya, açıklamaya devam ediyoruz. Doğrusu Musa Yıldız hocamız o engin bilgisiyle, tecrübesiyle bize Hazretin hikmetlerinden neler anladığını ve nasıl anlamamız gerektiğini lütfediyor. Bendeniz de sorularla daha iyi anlayalım. Önce bendeniz anlayayım, sonra bizi izleyen sevgili seyircilerimiz anlasınlar diye. Elimden geleni yapıyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Şimdi girişte şerh dedim ya hocam, şerh etmek. En yalın anlamını açmak olarak biliyorum ben. Biz niye böyle bir şerh etme ihtiyacı duyuyoruz ki? Yani insanlar, izleyenler bunu alıp okusalar anlayamazlar mı yahut zorlanırlar mı anlarken? Nedir bu şerh etmek? Tabii şerh etmek sizin de söylediğiniz gibi açmak, Arapça bir kelime, açmak, açıklamak, parçalara ayırmak anlamlarına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de İnşirah suresi var. Elem neşrah leke sadrek, biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı, yarmadık mı anlamında da ayet-i kerime var. İslam ilim geleneğinde bazı eserlerin daha sonra gelecek kuşaklar tarafından ya da o dönemdeki öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılması için böyle bir ihtiyaç hasıl olmuş. Ve ilim adamları da verdikleri derslerde öğrencilerinin kolay anlayabilmeleri için bazı eserlere şerhler yapmışlar. Yani o eserlerin açıklamalarını yapmışlar. Kolay hale getirmişler onları. Ve böyle bir gelenek ortaya çıkmış. Şerhlere de haşiyeler yazılmış. Daha bunun alt kısımları var. Böylece geniş bir gelenek oluşmuş. 1500 yıllık İslam geleneğinde eserlerin izini sürmek istediğiniz zaman eserin adı, o esere şerh yazılması, ona haşiye yazılması gibi daha alt birimleri var bunun. Böyle uzayıp gidiyor. Şimdi Batılıların genel anlamıyla doğuya ve özellikle İslam kültürüne getirdiği arşivciliğin olmaması eleştirisi aslında metinler düşünülürse haksız bir eleştiri. Çünkü bir tek metin üzerinde metni ilk yazan, ona şerh yapan, arkasından zeyil haşiye yapan, arkasından zeyil yapan, yani biz birkaç kuşak bir eğitim öğretimi o metin üzerinde okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Tabii bu yolla takip edebiliyoruz bunu. Bir de hocam bu şerhe bağlı olarak İslam geleneğinde sohbetler de ortaya konulmuş değil mi? Çıkmış. Mesela Osmanlı dünyasından şifahanlık diye bir gelenek olduğunu biliyorum ben. Kadı İyaz'ın Eşşifa bir Tarif-i Hukuki Mustafa kitabı şerh edilmiş. Mesela Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi şerh edilmiş. Mesnevihanlar var. Hatta şiirler şerh edilmiş değil mi? Divanlar da şerh edilmiş. Böyle bir sohbet kültürü de oluşmuş. Aynı şekilde Divan Hikmet içinde Yesevi Hanlar var. Öyle mi? Yesevi Hanlar Türk dünyasında Divan Hikmet'i ezbere okuyan bir nesil, bir kuşak yetişmiş ve hala günümüze kadar devam ediyor. Bugün devam ediyor mu? Devam ediyor. Hala bugün Yesevi Hanlar devam ediyor. Yani Türk dünyasının değişik yerlerinde bugün Divan-ı Hikmet'e ezbere okuyan kişiler. Türk dünyasına gitsek Yesevi Hanlarla karşılaşma imkanı var. Karşılaşabiliriz. Onlara da buradan selam edelim o zaman. Cenab-ı Hak güç kuvvet versin. Tabii nefes. Sohbet geleneğinden tabii bahsetmek çok önemli. Hem de programımızın adı da Divan-ı Hikmet Sohbetleri. İlk sohbet geleneğini başlatan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. O yüzden de sohbet ettiği dostlarına, arkadaşlarına ashab adı verilmiş. Ashab ya da sahabe. Tekiliyle sahabi, çoğulu sahabe ve ashab adı verilmiş. Bu gelenekte dost, kardeş, arkadaş anlamı verilmesinin sebebi sohbetlerle birlikte insanlar birbirleri arasında ünsiyet peyda oluyor. Dostluk, kardeşlik meydana geliyor.
o bulunan o toplum içerisinde kötü işlerin yapılması asgariye inmiş oluyor. Ve Farabi'nin El-Medinetül Fazıla dediği erdemli şehrin kurulmasına doğru toplum gitmiş oluyor. Bu geleneğin mutlaka devam ettirilmesi lazım, ecdadın bu geleneğin. Biz de bu manada bu geleneği burada icra etmeye gayret edeceğiz inşallah. Böyle bir benzer kullanım Türkçe'de komşu kelimesi üzerinden var değil mi hocam? Komşudur malum haliniz evet. Aslı. Konuşmaktan yani evet. Birbiriyle sohbet edecek kadar yakın olan kimselerden bahsetmek üzere bu kelime komşu komşu kullanılıyor. Bir de Türkçe'de bir atasözü de var. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır diyorlar. Hemen hemen Arapçadaki sohbet, arkadaşlık, ashab kelimelerinin anlamına yakın. Evet. Evet sevgili seyirciler, İslam geleneğinde, Türk İslam geleneğinde şerhi, açıklamayı, zeyli, sohbeti, ashablığı, arkadaşlığı kısaca sordum hocama. Şimdi efendim biz Musa Yıldız hocamızla, sayın profesörümüzle Hazret'in birinci hikmetinde dördüncü kıtayı bitirmiştik. Ve beşinci kıtaya gelmiştik. Bundan önce Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri gariplerle, yetimlerle, fakirlerle ilgilenmeyi bir manevi mesele olarak addediyor. Hatta Hazreti Peygamber'in miraca yükselmesini onun gariplere, fakirlere, yetimlere düşkünlüğüne bağlıyordu. Dönüşte de Miraç'tan dönüşte de yine gariplerle, fakirlerle, yetimlerle hemhal olmasını bize anlatmıştı. Şimdi bakınız yine 5. kıtada Hazret buyuruyor ki: "Ol Resul'e ümmet isen gariplere uyar ol. Ayet, hadis her kim derse itaat et, duyar ol. Rızık, nimet her ne verse buna kanaatkar ol. İşte hep kanaat edip şevk şarabın içtim ben." Bu 5. kıtamız hocam. Burada yine Resul-i Ekrem'in sünneti gereği gariplerle hemhal olmayı bize salık veriyor. Arkasından ayet ve hadis her ne duyarsak elden geldiğince itaatkar olmamız gerektiğini belirtiyor. Ve nihayet yine meseleyi rızık bahsine getirip ki ilk bölümlerde helal lokma elinin emeğiyle geçinmeyi söz konusu etmiştik. Şimdi de kanaate getirdi. Kanaat bugün bizim dünyamızda en çok duymak istediğimiz, kanaatkar insanlar da en çok görmek istediğimiz şeyler. Nedir hocam kanaat? Kanaatten ne anlamalıyız? Tabii kanaat tok gözlülük, tok gözlü olma. Yani Rabbimizin verdiği nimetlerle yetinme. Ve bu yetinmeyi her anda, her zamanda yetinmeyi kabullenme hali. Çok önemli bir hal. Kanaat ve bunun zıt anlamlısı da tamahkarlık, açgözlülük. Arapçada bir söz var. El kanaatu kenzun la yefna. Ya da el kanaatu kenzun la yenfet. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Hadis diye de aktarıyorlar. O şekilde de söylüyorlar. Net olmadığı için biz kelamı kibar deyip geçiyoruz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Tabii burada kanaatkarlık da hemen orada geçen rızık da çok önemli. Rızık bugün Batı dillerindeki rizik o kelimesi Arapça rızık kelimesinden geliyor. Yani kişi hayatında Yüce Allah onun rızkını tekefül ettiği için kanaatkar olması da o rızkının tekefül edilmesi garantisinden dolayı böyle bir duygu içerisine girmesi Yüce Dinimiz tarafından bize salık veriliyor. Şimdi siz özür dilerim biliyorum devam edeceksiniz ama söz arasında iki kere tekefül kelimesini kullandınız. Sonra garanti etmek diye de açıkladım orada. Evet. Garanti etmek tekeffülün karşılığı. Karşılığı. Evet. Çünkü Yüce Allah buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ min dabbetin illâ alellâhi rizkuha. Kainatta hareket eden hiçbir şey yoktur ki Allah onun rızkını tekeffül etmesin. Yani garanti altına almasın. Rızıklar Hazreti Hakk'a ait. Hakk'a ait. Öyleyse bu kanaatkarlık bilincinin, şuurunun kökeninde bu bilgi var. Bu kabul var. Tabii bu kabul var. Yani insan rızkının Cenab-ı Hak tarafından takdir edildiğini bilerek kanaat etmeli. Siz onu ne güzel buyurdunuz. Bunun tam zıttı tamahkarlık. Sevgili seyirciler. Açgözlülük. Açgözlülük. Yani. Şimdi zıttıyla bunu böyle anlamak iyi ama hocam. Bazen de bu kanaat dediğimiz şey bir tür uyuşukluğa, tembelliğe, atalete yol açmak tehlikesi bulundurmuyor mu içinde? Tabii ki böyle bir tehlike var. Ama Yüce Dinimiz hiçbir zaman böyle bir tehlikeyi hoş görmüyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni anlatırken ilk bölümümüzde de demiştik ki kişiye çalıştığının karşılığından başkası yoktur ayetini öne alarak Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri kendi elinin emeğiyle kaşık kepçeye unutarak geçinmişti. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri en güzel örnek bize hal ehli. O yüzden biz
kendi rızkımızı kazanmak için çalışacağız, gayret edeceğiz. Yani kanaatkarlık bizi tembelliğe sürüklemeyecek. Yani insanların ihtiyaçları çok sınırsız. Bu sınırsız ihtiyaçlarımızı her zaman törpülememiz, bir sınır koymamız gerekiyor. Bizden istenen bu, Yüce Allah tarafından istenen bu. Ve büyüklerimiz de Hoca Ahmet Yesevi gibi, Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bayram Veli gibi, Hacı Bektaş Veli gibi büyüklerimiz de hayatlarıyla birlikte bu kanaatkarlıklarını bize göstermişler. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Efendim, kanaatkarlık ahlakını vurguluyor Hazret 5. kıtada. Bunu aynı zamanda manevi yolculukta olmazsa olmaz şartlardan biri olarak da görüyor. Yani bir manevi yolculuğa çıkmış bir mümin, bir muvahhid, bir derviş, bir salik tamahkar, açgözlü, hırslı olmamalı da demek istiyor. Evet, anladığımız hırslarımızı bu. Gemleyin diyor. Hırslarımızı gemleyelim diyor. Şimdi 6. kıtada şöyle buyuruyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Hicretiyle Resulullah Medine'de garip oldu. Yalnızlık sıkıntı çekip Yaradan'a Habib oldu. Cefa çektikçe Rahman'ın sevgisine yakın oldu. Garip olup menzillerden birer birer geçtim ben. Hocam, önceki okumalarımdan da acizane bildiğim kadarıyla bu hicret etmek, tecrit yahut tecerrüt, bu manevi yolculukta, tasavvuf dünyasında çok değerli iki kavram. Burada da Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın hicret ettiğini, yalnızlık çektiğini, yalnız kaldığını, böylece Allah'a sevgili bir kul olduğunu belirtiyor. Hicret kavramını bu zat ve diğer mutasavvıflar nasıl anlıyorlar? Tabii buradaki Peygamber Efendimiz'in hicreti maddi bir hicret. Mekke'den Medine'ye hicret etme. Maddi bir hicret. Ama tasavvuftaki hicret ise onu Yüce Allah'tan uzaklaştıracak her türlü husustan hicret etmek. Başka bir yere çekilmek anlamında değil. Toplumun içerisinde yaşarken onu Yüce Allah'a ulaştıracak, onun manevi olgunluğunu ilerleyişini engelleyecek her şeyden hicret etmek, uzaklaşmak anlamında. Arada tecrit ve tecerrüt kavramlarını kullandınız ya. Evet. Bu tecrit ve tecerrüt kavramlarından başka bir de terk kavramı var. Terk. Terk kavramında dıştan, dışla ilgili, mesela siyaseti terk edebilirsiniz, bir mesleği terk edebilirsiniz. Maddi şeylerle ilgili. Manevi olan iç dünyanızla ilgili bazı şeyleri terk etmek ise, mesela hasedi, kini, gururu, kibiri, cimriliği terk etmek ise buna tecerrüt deniyor. Tecerrütle terkin arasındaki fark bu. Tecrüt ise dıştan bir zorlamayla olarak olunca, tef'il kalıbında bir zorlamayla olunca tecrüt oluyor. Ama siz kendiniz tecerrüt, soyutlanma, mücerret kavramından daha iyi anlayabiliriz bunu. Kendiniz o iç aleminizdeki kötü hasletlerden uzaklaşmayı gerçekleştirdiğiniz zaman bu tecerrüt olmuş oluyor. Hicretle tecerrüt arasında bir ilişki var o zaman. Tabii ki. Ama hicrette hicret hareketin adı. Bir mekandan diğer bir mekana hareket etmenin adı. Bu hareket gerek Peygamber Efendimiz'in Mekke'de yüce dinimiz İslam'ı anlatmak için uygun ortam bulamayınca başka bir mekana gitmesi fiili hali, ama tasavvufta da bu fiili hali örnek alarak, fiili hali örnek alarak bulunduğunuz mekanda daha iyi tasavvuf olarak yaşayacağınız şartları oluşturmak için kendi kendinize oluşturduğunuz bir ortamın hali. Yani mutasavvıfların kastettiği hicretin maddi yönü değil, daha çok manevi bir yönü var. O zaman şöyle mi hocam? Hani iki günü birbirine eşit olan zarardadır hadisi çerçevesinde mi bunu anlayalım? Dün mesela çok mala yani şeyle meşgul bir insandım. Bugün bu hicret fikrini esas alarak dedim ki yahu bugün kendimi biraz mala yani şeyden uzak tutayım. Ondan kaçayım, uzaklaşayım dedim. Böyle bir şey midir yani? Ama orada tasavvufta her an bunu yapmanız gerekiyor. Yani bugün biraz uzaklaşmak yok. Her anınızda siz kendinizi eğitmek için gaflet içine düşmemek gerekiyor. Burada gaflet kavramı da hemen devreye giriyor. Gaflet içine düşmemek gerekiyor. Sürekli olgunluğunuzu devam ettirmeniz gerekiyor. Adeta bir tarlanız var. Tarlanızı her gün gidiyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Oradaki otlardan temizliyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün gitmeyeyim. Gitmediğiniz zaman ertesi gün gittiğinizde bakıyorsunuz ki ayrık otları her tarafı sarmış. Tabii. Üçüncü günde gitmeniz zaman tarlanızdaki mahsulatınıza zarar vermiş olacak. Tasavvufta da aynı bu şekilde. Her zaman gönlünüzü, hicret halinizi muhafaza etmeniz gerekiyor gönlünüzde ve iç dünyanızda. Onu muhafaza etmediğiniz takdirde ayrık otların mesabesinde olan kalbin kötü hastalıkları olan hastalıklar sizi istila edebilir. Ama ne güzel misal verdiniz hocam. Allah razı olsun. Yani insanın mizacı, nefsi bir bahçe gibi
insan yaşayıp nefes aldıkça, yiyip içtikçe sanki sürekli o bahçeyi sular. O bahçeye nem olur, güneş ışığı gibi gıda verir ve oradan sürekli farklı otlar, dikenler, ayrık otları biter. Hicretle her gün kendini kontrol ederek onları temizlemesi lazım, evet, dediniz. Fakat bazı mutasavvıflar bunu maddi hicret olarak da anlamamışlar mı hocam? Mesela Hazreti Mevlana'nın bir yerden çıkıp bir yere gelmesi, Hoca Ahmet Yesevi'nin Sayram'dan Yesi'ye göç etmesi ve İslam aleminde biz Resul-i Ekrem'in maddi hicretine özenerek hicret eden mutasavvıfları da görüyoruz. Tabii ki, tabii ki. Nitekim mesela kadirilik geleneğinde seyyah vermek diye de bir şey vardır malum haliniz. Evet. Dervişi hicret et derler. Git biraz gez dolaş gel. Böyle bir uygulaması da yok mu? Tabii ki var. Burada zaten iki anlamı var. Hem maddi anlamı hem manevi anlamı da var burada. Ve aynı devam ettiğimizde Medine'de garip oldu dediğimizde de garip kelimesinde de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri buraya kadar garibin anlamını, garip, fakir, yetimi maddi anlamda kullanıyordu. Hmm. Gurbete çıkmış kişi. Ama buradan itibaren Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri garip kelimesinin anlamını ikinci anlamında da kullanıyor. Yani? Yani tasavvufi anlamda bulunduğu toplumda onu malayaniyle meşgul etmeyecek her şeyden uzaklaşması, gurbete doğru gitmesi, garip olması. İnsanlar ona baktığı zaman bunda garip haller var demesi. Bu anlamı da var burada. Ya buradan itibaren Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri garibin tasavvufi anlamına da geçmiş oluyor. Şimdi bu garibi anlamak için Nakşibendi geleneğinin sistemleştirdiği halvet der encümen bize yardımcı olur mu mesela? Öyle mi anlayalım? Tabii ki. Yani kalabalık içinde yalnız olmaya çalışmak kavramı. Yani el kârda gönül yârda bunun bir diğer adı da. El kârda gönül yârda. Ya bir tarafınızda bir tarafta da işinize devam etmeniz gerekiyor. Tamamen toplumdan koşmak yok. Maddi dünyadaki işiniz devam etmeli. O devam edecek. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ne maddi dünyadaki işi? Öğrenci yetiştirme. Eli kârda, öğrenci yetiştirmek kârı, kâr iş demek. Gönülde yarda, bir taraftan da gönül tarafında, iş dünyasında da yapması gerekenleri de yapıyor. Evet. Evet efendim, 7. kıtada Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri kendine dönerek şunları söylüyor. Aslında kendi üzerinden bize söylüyor gibi bendeniz okumak istiyorum bunu. Akıllıysan sen ey nefsim, gariplerin gönlünü avla. Resulullah gibi gezip diyar diyar yetim ara. Sen sakın iltifat etme dünyadaki soysuzlara. Yüz çevirip derya oldum, umman olup taştım ben. Gariplerin gönlünü almaktan bahsediyor. Onu daha önceki bölümlerde nispeten konuşmuştuk. Fakat burada dikkatimi çeken şey şu hocam. Hazreti Peygamber'in diyar diyar gezip garipleri aradığını, yetimleri aradığını söylüyor. Bize hadis kaynakları böyle bir şey veriyor mu hakikaten? Böyle bir bilgi mi var? Yoksa Hazret Hoca Ahmet Yesevi burada başka bir şey mi kastediyor? Tabii hadis kaynaklarında direkt böyle bir bilgi yok. Ama biz Peygamber Efendimiz'in hadislerinde, önceki programlarımızda söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz yetimleri gözetenleri de kıyamet gününde parmağıyla işaret ederek bu şekilde olacağımı, kafirül yetim kelimesini kullandığını, başka hadislerde de yetimin başını okşayanın başındaki okşadığı saç adedince sevap kazanacağı gibi hadisler var. Birçok hadis var Peygamber Efendimiz'in sözleri arasında. Kur'an-ı Kerim'de de bu manada ifadeler var. Bundan dolayı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bir peygamber takipçisi, peygamber aşığı, bir büyüğümüz olarak buradan bu çıkarımı yapıyor. Ama çok enteresan, Peygamber Efendimiz'in garip, fakir, yetimleri gözetmesinden dolayı miraca çıkmasına, bağlantısını kurması o çok enteresan. Bu tamamen orijinal bir bilgi. Ben başka bir kaynakta bununla karşılaşmadım. Divan-ı Hikmet'te böyle bir bilgi var. Evet. Aslında bu işaret ettiğiniz şey bugünün dünyasındaki mutasavvıflar, dindarlar, maneviyat yolcuları için de çok önemli bir şey hocam. Yani insana hizmetle manevi yükselme arasında bir yakınlık kurması Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bizim için 1000 yıl öteden bir çare gibi. Ben de şu anda haddim olmadan okudum. Estağfurullah. Çünkü biz bugün işte manevi yolculuk, tasavvuf gibi kavramlarla meşgul kimseleri genelde sosyal medya sayfaları üzerinden görüyoruz. Tabii ben önce kendime söylüyorum bunu. Oradaki manzaralar da çok iyi manzaralar değil. Yani şurada Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne sizin buyurduğunuz cihetle işaret ettiği şey çok önemli, çok üstünde durmamız gereken şey. Yani
vahdeti vücut diye işaret ediyorsunuz ya hocam. Madde ile mananın bir aradalığı aslında, değil mi hocam? Evet. İkisini birbirinden ayrı görmüyoruz yani biz. İkisini bir görüyoruz. Tabii ki. Evet efendim. Hazreti Peygamber'in diyar diyar gezip yetim aradığını, garip aradığını söylüyor Hazret. Ve sonra dünya ehline bir tazirde bulunuyor. İltifat etme dünya perest soysuzlara diyor ve kendisinden sonra da bu çok keskinleşmiş bir dil olarak Anadolu sahasındaki mutasavvıflar da devam ediyor. Örneğin Hazreti Mevlana şekil perestlere, dünya perestlere yine aynı şekilde hicvediyor onları. Serzenişte bulunuyor. Serzenişte bulunuyor. Hazreti Yunus aynı şekilde bulunuyor. Hazreti Niyazi Mısri aynı şekilde bulunuyor. Eşrefoğlu Rumi. Bu erbabı tasavvufun dünya perestlerle derdi nedir hocam? Yani niye uğraşıyorlar ki bu adamlarla? Dünya perestlikle uğraşmalarını anlayabiliyorum. Hani kendi bağlılarına, saliklerine, taliplerine, kendilerini sevenlere ya tapmayın dünyaya demelerini anlıyorum. Ama dünya perest insanlara söz etmeleri mesela tasavvufunu hoşgörü, müsamaha vesaire gibi kavramlar açısından nerede duruyor? Tabii onların davası, onların bütün derdi, bütün insanların ebedi alemde iyi yerlerde olması. Hazreti Bekir Efendimiz diyor ki, Ya Rabbi cehennemi o kadar büyüt ki diyor, benim bütün bedenim kaplasın, başka kimse cehenneme girmesin. Allah Allah. Bu anlayışta bu büyüklerimiz. Bu fani dünya, kısa alem, geçici alem bir imtihan yeri. Adeta bir tarla. Dünya mezraatul ahire, dünya ahiretin tarlası. Herkes bu tarlaya iyi eksin, kısa bu hayat sonucunda ebedi saadete erişsinler. Bütün dertleri, davaları bu. Bütün insanların imanını kurtarmak. Bütün bu yolda uğraş vermeleri, gariplik çekmeleri, sıkıntı çekmelerinin kaynağında bu yatıyor. Fakat hocam şimdi bu kıtayı, bu dört dizeyi birlikte okursanız, Resul-i Ekrem'in yetimlere, gariplere, fakirlere iltifatı ile kendisine söylediği sen sakın dünya perestlere iltifat etme arasında bir şey var, bir denge var. Sanki hani her insan zengin bir insanla birlikte olmayı, güçlü bir insanla birlikte olmayı sever. Öyle değil mi hocam? Hazret bize burada diyor ki onlardan ziyade daha çok fakirlerle, gariplerle birlikte olun demek istiyor. Ben deniz öyle anlıyorum. Doğru anlıyorsunuz. Bu şekilde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri eğitim metoduyla birlikte öğrencileri dünya perestlerden uzaklaştırdığı zaman ne yapacak? Dünya perest sayısı gittikçe azalacak. Eyvallah. Asıl amaca ulaşacak. Böyle bir telkin metodu var burada Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin. Ben de bu şekilde bu kıtayı okuyorum. Şimdi Mesnevi'de okuduğum bir şey hatırıma geldi Hazreti Mevlana'nın. Orada bu din, iman, maneviyat, tasavvuf gibi meşguliyetler içindeki kimselerin böyle süslü püslü gösterişli elbiseler giyerek zenginler, güçlü insanlar ve devlet adamları nezdinde yer edinmeye çalışmalarını eleştiriyordu Hazreti Mevlana. O da tıpkı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri gibi bu türden insanlara ulaşmak yerine daha çok gariplerle, fakirlerle, yetimlerle oturup kalkınız diyordu. Hazreti Peygamber'in de hayatında herhalde Mekke'nin zenginleriyle meşgul olmasındansa Mekke'nin fakirleriyle meşgul olmasını öğütleyen ayetler var. Tabii. Kendi hayatında da bunu gösteriyor, görüyoruz hatta gibi. Hatta Abese suresinin sebebin huzurunda da var. Ama geliyor. Peygamber Efendimiz ona başka bir zengin geldiği zaman iltifat etmeme gibi bir durum söz konusu oluyor. Abese suresiymiş oluyor. Peygamber Efendimiz orada zelle, küçük bir hata yapmış oluyor ve uyarılıyor. Evet. Bir sonraki kıta Hazret Mevlam açtı aşk kapısın. O da geldi bana değdi. Toprak edip hazır ol diyerek boynumu eğdi. Melametin yağmur gibi tüm okları bana değdi. Ok saplandı yüreğime, ciğerimi deştim ben. Şimdi burada bir toprak olmak tabiri kullanıyor. Arkasından da melamet diye bir kavram kullanıyor ki. Ama önce de en önemli kavram aşk kavramını kaçırmazsak iyi olur. Şöyle bütün aşka sanki üzerinden. Daha sonra gireceğiz diye ben daha orada. Daha geniş konuşalım tabii ki. Daha geniş konuşalım diye. O yüzden bu toprak olmak diye bir tabir. Mesela Kur'an literatürüne bakıldığında kafirlerin o gün ya leyteni küntü turaba, keşke toprak olsaydık diyecekleri haber veriliyor. Bizim sufiler de toprak gibi olmaktan, toprak olmaktan bahsedince kafalar karışıyor hocam. O ayetteki toprak gibi olmak ne demek? Buradaki toprak gibi olmak ne demek? Tabii o ayetteki toprak gibi olmak maddi anlamda. Keşke toprak olsaydım demek maddi anlamda.
Yani bu hesaba düçar olmazdım, bu hesapla karşılaşmazdım. Çok sıkıntı çekiyorum şu anda. Dünya hayatında anlamamışım, fark etmemişim. Toprak üzerine bastım, geçtim. Keşke ben de toprak olmuş olsaydım. Ama sufilerin söylediği anlamdaki toprak seviyesinde olmak ya da gassal önündeki meyit gibi olmak, teslimiyeti ifade eden, bunlar mütevaziliğe işaret eden hususlar. Alçak gönüllü. Alçak gönüllü olmak. Toprak çünkü her zaman aşağıda. Biz üzerine basıyoruz, geçiyoruz. Hiçbir itirazı yok. Ve biz üzerine basıp geçiyoruz. İtiraz olmamasına rağmen bir şeyler ekiyoruz. Bize bir şeyler veriyor. Sürekli bir şeyler veriyor. Demiyor ki yeter artık, daha vermeyeyim demiyor. Bir arkadaşımızdan bir şey istiyoruz. Artık bir gün diyor ki yeter diyor. Ama toprağa bakıyoruz. O belli şartlarını yerine getirdiğimiz zaman veriyor. Çok mütevazi. Görevini yerine getirmiş oluyor. Yani hem alçak gönüllü, hem mütevazi, hem de bereketli. Bereketli. Toprak. Evet. İnsanların çiğneyip geçmelerine de aldırış etmeden, küsmeden, kırılmadan cömertçe nimetlerini veriyor. Bir bölümde daha biz Aşık Veysel'i anmıştık. Şimdi bakınız, yine Aşık Veysel'in "Benim sadık yârim kara topraktır" sözünü de Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerine böylece bağlamış olduk. Bir yerde de Hazreti Yunus şöyle diyor hocam, malumunuz, sevgili seyircilerimizin de malumunuzdur. "Bana rahmet yerden yağar, benim ayım yerden doğar. Benim yüzüm yerde gerek, ne ararım gökyüzünde" diyor. O da toprağa yönelmeyi, toprakla hemhal olmayı. Bir de aslımız, aslımız bir de tabii. Aslımız, toprak gibi olmayı da kastediyor. Melamet kavramı da var ama herhalde ona sonra gireceğiz. Daha ayrıntılı konuşabiliriz. Daha ayrıntılı konuşalım. Sevgili seyirciler, Divan-ı Hikmet sohbetlerinde Musa Yıldız hocamızla birlikte Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin Divan-ı Hikmet'inde 1. Hikmet'te 8. kıtaya kadar geldik. Toprak gibi olmak bahsine biraz giriş yaptık. Oradan melamete geçeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esen kalın efendim.